Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, adjektif deklinasyon, gemişte übungen, yani buradaki kasıt arkadaşlar, bu gemişte übung içerisinde bu adjektif deklinasyonları, sıfatların çekimlerini karışık bir şekilde harmanlanmış olarak inceliyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, adjektif deklinasyon denildiğinde ne anlamalıyız? Hatırlayacak olursanız adjektif deklinasyon neydi? Sıfatların çekimiydi, değil mi? Sıfatların şöyle çekimi, artikellere göre olan pozisyonunu incelemiştik önceden. Hatırlayacak olursanız nominatif olarak, değil mi? Yalın halde görmüştük. Akusatif, ismin iyi hali olarak. Bir de datif olarak görmüştük. Bu dersimizde arkadaşlar gemişte Übung, işte bundan kasıt bu arkadaşlar. Hepsini karışık bir şekilde görüyor olacağız ki aradaki bu farkları, o ufak nüansları da iyi bir şekilde fark edelim, anlayalım. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Das ist ein schnelles Auto. Evet, öncelikle bir inceleyelim arkadaşlar. Schnell ne demekti? Hızlı. Auto neydi artikeli? Das Auto, araba demekti, değil mi? Das ist ein schnelles Auto, demek ki bu hızlı bir araba. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar kendimize şunu sormalıyız. Bu cümle acaba nominatif mi, akusatif mi, yoksa datif bir cümle mi? Bakıyoruz. Bunu nereden anlarız arkadaşlar? Eylemden. Burada sein, yani olmak, ist olarak çekimlenmiş, değil mi? Das ist ein schnelles Auto, bu hızlı bir arabadır. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar, bu yalın halde, yani nominatif bir cümle, öyle değil mi? Peki nominatif bir cümle olduğunda ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. Sıfatın sonuna, değil mi? Eğer artikel yoksa ne yapıyorduk? O artikeli giydirmiş oluyorduk. Dolayısıyla das Auto ne olmuş arkadaşlar? Ein schnelles Auto. Dolayısıyla bu hızlı bir arabadır derken ne diyecekmişiz? Das ist ein schnelles Auto diyecekmişiz, değil mi? Çünkü neden? Nominatif olduğu için. Bir sonraki cümleye bakalım. Gefällt dir das schnelle Auto? Bakın burada gefallen, hoşa gitmek demek. Bir şeyin hoşuna gitmek derken nedir bu arkadaşlar? Neyi gerektirir? Nominatif mi, akusatif mi, datif mi? Datifi gerektirir, öyle değil mi? Ancak şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki datiflik burayı etkiliyor. Yani senin hoşuna gidiyor mu derken ne yapmış oluyoruz? Du ne olmuş datifte? Dir olmuş. Dolayısıyla gefällt dir. Ancak bununla işimiz yok. Bizim işimiz nerede? Burada hızlı araba. Dolayısıyla hızlı araba neydi? Das schnelle Auto denildiğinde hızlı araba demek. Dolayısıyla buraya baktığımızda arkadaşlar adjektif deklinasyon kısmında demek ki bir nominatiflik, yani yalın hal söz konusu olduğu için ne yapıyoruz? Hatta artikel de verilmiş, hızlı olan araba hoşuna gitti mi? Değil mi? Belli başlı bir arabadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hızlı olan o araba senin hoşuna gitti mi? Değil mi? Falanca marka, falanca renkteki belli başlı bir arabayı kastetmiş oluyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Gefällt dir das schnelle Auto demiş oluyoruz. Böyle bir soru cümlesi sormuş, değil mi? Böyle bir soruyu sormuş oluyoruz. Sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Das ist eine einsame Katze. Evet, öncelikle bir anlamlandıralım. Einsam, einsam tek başına, evet, ıssız, tek başına anlamına geliyor. Tek, evet, başka ne diyebiliriz? Evet, ıssız da denilebilir. Das ist eine einsame Katze, yani tek başına kalmış bir kedi. Yalnız da diyebiliriz, değil mi? Dolayısıyla das ist eine einsame Katze, bu yalnız bir kedi, değil mi? Dolayısıyla bakın burada ne oluyor arkadaşlar? Nominatiflik, değil mi? Çünkü ist var. Dolayısıyla die Katze olduğundan ne yaparız? Eine Katze deriz. Peki eine Katze şeklinde verildiğinde ne demiştik nominatifler için? Değil mi? Bunları ayrı ayrı incelemiştik. Nominatif ders videosu, ardından akusatif ders videosu, datif ders videosu ve ardından gemişte Übung dersindeyiz. Dolayısıyla
bunları ayrıntılı bir şekilde vermiştik. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa o ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Burada şimdi nominatiflik söz konusu olduğu için arkadaşlar eine Katze ne oluyor arkadaşlar? Sıfatın sonuna ne gelecekti? Böyle bir kuralımız vardı. Eine, einsame Katze şeklinde yorumlanmış oluyor. Bu yalnız bir kedi derken das ist eine einsame Katze nominatif cümlesini görüyoruz. Peki sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich komme mit einer einsamen Katze cümlesini görüyoruz. Kommen mit ne demek? Beraberinde gelmek demek değil mi? Die Katze bakın ne olmuş arkadaşlar? Mit einer einsamen Katze. Bakın die ne olmuş? Dere dönüşmüş. Biz hangi durumda dere dönüştürüyorduk arkadaşlar? Die'yi dere dönüştürüyorduk. Datif'te. Öyle değil mi? Zaten bu cümlenin datif olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Ich komme mit. Bakın bizim mit değil mi? İle birlikte anlamına gelen değil mi? Mit einer einsamen Katze. Yalnız bir kedi ile birlikte geliyorum değil mi? Onunla birlikte geliyorum dediğimde dolayısıyla bu cümle datifi gerektiriyor. Biz şimdi sıfat tarafına bakalım arkadaşlar. Einsam, yalnız, tek başına demek. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kuralımız neydi? En takısı geliyordu öyle değil mi? Dolayısıyla mit einer einsamen Katze yalnız bir kediyle. Ancak belli başlı bir kedi olmuş olsaydı ne olacaktı o zaman arkadaşlar? Ich komme mit der einsamen Katze diyecektik değil mi? Yalnız olan o kediyle geliyorum dediğimizde o zaman ne diyecektik? Ich komme mit der einsamen Katze diyecektik. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Ich suche die einsame Katze cümlesini görüyoruz. Bakın burada suchen neydi? Aramak demekti. Bir defa suchen neyi gerektiriyordu arkadaşlar? Akusatifi gerektiriyor değil mi? Bir şeyi aramak değil mi? Dolayısıyla yalnız olan o kediyi arıyorum diyorum. Neden o kedi diyorum? Çünkü burada artikel verilmiş. Artikel veriliyorsa bir şeye bir gönderme var, bir adres gösterme var değil mi? Dolayısıyla yalnız olan o kediyi arıyorum dediğimizde ich suche die einsame Katze demem gerekiyor. Bakın burada da ne olmuş? Einsam sonuna e gelmiş değil mi? Ich suche die einsame Katze. Çünkü akusatiflikteki dönüşüm sadece deri etkiliyordu. Der ne oluyordu? Den oluyordu. Die ve das aynı şekilde kalmış oluyordu. Dolayısıyla bu die akusatifliğinde olan bir cümle. Dolayısıyla ich suche die einsame Katze demem gerekiyor. Issız bir kedi arıyorum deseydik die yerine ne diyecektik? Ich suche eine einsame Katze diyecektik. Öyle değil mi arkadaşlar? Sonraki örneğe bakalım. Das ist eine praktische Kommode. Evet. Öncelikle bir anlamlandırmaya çalışalım. Praktisch, pratik. Yani ne olabilir pratiklikten kasıt? İşte mobilyalar için kullanacak olursak, işte katlanabilirse eğer, pratikse, taşımakta kolaylık sağlıyorsa gibi değil mi? Pratiklik anlamına geliyor. Güzel Türkçe'de de öyle diyoruz. Kommode neydi arkadaşlar? Çekmece ya da ne demiştik bunun için? Die Kommode. Şifon yer demiştik. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bunu önceki ders videomuzda görmüştük. Dolayısıyla das ist eine praktische Kommode denildiğinde değil mi? Bu pratik bir şifon yer demiş oluyoruz. Burada nominatiflik söz konusu. Dolayısıyla ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sıfatın sonuna e gelmiş oluyor. Das ist eine praktische Kommode cümlemiz nominatifmiş. Sonraki cümleye bakalım. Bu cümle bir soru cümlesi. Bakın burada wie viel kostet? Evet, wie viel kostet neydi? Fiyatı sorarken değil mi? Kullanmış olduğumuz bir yapıydı bu. Wie viel kostet? Ederi nedir? Değil mi? Fiyatı nedir anlamında. Wie viel kostet die praktische Kommode? Evet. Bu nasıl bir cümle arkadaşlar? Pratik olan şifon yerin fiyatı ne? Bu da gene ne olacak arkadaşlar?
nominatifte olan bir cümle. Dolayısıyla nominatif olduğu için bakın buradaki eine yerine ne olmuş? Die artikele girmiş. Dolayısıyla pratik olan şifonyerin, bu şifonyerin fiyatı nedir derken wie viel kostet die praktische Kommode sorusunu sormuş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Sonraki cümle ne diyor? Das ist ein großer Garten. Evet. Der Garten neydi arkadaşlar? Bahçe demekti. Groß, büyük demek. Şimdi ben cümleme baktığımda bunun bir nominatif cümle olduğunu görüyorum. Nereden anladık? Sein. Değil mi? Ne olmuş? Ist olmuş. Das ist ein großer Garten. Bu büyük bir bahçe. Şimdi der artikeli ne olmuş arkadaşlar? Großun hemen ardından değil mi? Der artikelini hissediyoruz burada. Großer Garten. Dolayısıyla bu büyük bir bahçe derken das ist ein großer Garten diyoruz değil mi? Peki bu ein değil de artikelli bir halde karşımıza çıkmış olsaydı ne olurdu o zaman? Das ist der große Garten şeklinde yorumlanması gerekirdi öyle değil mi? Der große. Ancak ein olduğundan dolayı ne yapmış oluyorum? Der artikelini buraya giydirmiş oluyorum ve diyorum ki das ist ein großer Garten. Bu büyük bir bahçedir değil mi? Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Bu da gene bir soru cümlesi. Gehst du am Wochenende in den großen Garten sorusunu görüyoruz. Evet, gehen neydi? Gitmek demekti. Am Wochenende, hafta sonu, in den großen Garten, büyük bahçeye. Bakın burada bariz bir şekilde ne var? Der, ne olmuş? Den'e dönüşmüş. Dolayısıyla, gehst du am Wochenende in den großen Garten, burada bir yönelim var. Dolayısıyla büyük olan bahçe kastediliyor. Dolayısıyla burada ne var arkadaşlar? Akusatiflik var değil mi? Bir yönelim var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? In den großen Garten ne yapmışız burada? Zincirleme bir şekilde en'lere sonlara eklemişiz ve hafta sonu büyük bahçeye geçiyor musun, gidiyor musun anlamına gelen Gehst du am Wochenende in den großen Garten soru cümlesini görmüş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das ist ein schnelles Auto. Das ist ein schnelles Auto. Gefällt dir das schnelle Auto? Gefällt dir das schnelle Auto? Das ist eine einsame Katze. Das ist eine einsame Katze. Ich komme mit einer einsamen Katze. Ich komme mit einer einsamen Katze. Ich suche die einsame Katze. Ich suche die einsame Katze. Das ist eine praktische Kommode. Das ist eine praktische Kommode. Wie viel kostet die praktische Kommode? Wie viel kostet die praktische Kommode? Das ist ein großer Garten. Das ist ein großer Garten. Gehst du am Wochenende in den großen Garten? Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Das sind modische Kleider cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Kleider, evet bir defa çoğul olduğunu nereden anlıyoruz? Bakın burada sind var. Die Kleider neydi? Kıyafetler anlamında değil mi? Bunlar modisch arkadaşlar neydi? Moda değil mi? Moda kıyafetler derken das sind modische Kleider diyoruz. Bakın burada aslında tekil olmuş olsaydı ein şeklinde değil mi? Eine şeklinde verebilirdik. Sind denildiğine göre bu seinle ilgili bir durum. Dolayısıyla nominatif bir durum. Bunlar moda kıyafetler derken das sind modische Kleider dememiz gerekiyor değil mi? İkinci cümleye baktığımızda burada ne demiş? Die Dame trägt immer modische Kleider. Evet, die Dame, hanım, tragen neydi? Taşımak demekti. Ancak kıyafetlerde de kullanılıyor değil mi? Bir şeyi taşımak, bir şeyi giymek anlamında. Immer, her zaman, modische Kleider. Bu da zaten anlaşılacağı üzere değil mi? Ne diyor bu cümle bize arkadaşlar?
kadın her zaman ne yapıyor? Moda kıyafetleri taşıyor gibi çevirebiliriz. Dolayısıyla bu hangi formda bir cümle arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Die Dame trägt immer modische Kleider. Bu arkadaşlar akusatiflik gerektiren bir cümle. Şimdi burada tabi çoğul olduğu için ne yapmış oluyor? Bir genelleme yapıyor. Her zaman moda kıyafetler giyer bu hanım. Değil mi? Dolayısıyla die Dame trägt immer modische Kleider. Bunun tekil olarak görecek olsaydık, mesela der artikeli olmuş olsaydı ne olabilir? Mesela einen Hut diyelim. Der Hut. Her zaman bir şapka takar diyecek olsaydık, die Dame trägt immer einen Hut ya da einen modischen Hut. Moda bir şapka takar her zaman gibi bir anlam çıkardı. Dolayısıyla neymiş bu cümle? Akusatif bir cümleymiş. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Das ist ein freundlicher Student. Evet, student biliyoruz artık neydi? Üniversite öğrencisi demekti. Freundlich, sempatik demek arkadaşlar. Bakın, der Student ne olmuş? Sıfatın sonuna er gelmiş. Dolayısıyla der Student olduğunu anlamış oluyoruz. Das ist ein freundlicher Student. Demek ki bu sempatik bir üniversite öğrencisi. Ama bir vurgu olmuş olsaydı, bu o sempatik olan üniversite öğrencisi şeklinde yorumlansaydı ne olacaktı? Das ist der freundliche Student olacaktı. Halbuki burada das ist ein freundlicher Student denildiğinde burada bir adetten bahsedilmiş oluyor, değil mi? Bir öğrenciden bahsedilmiş oluyor. Sonraki örneğe bakalım. Ich komme mit einem freundlichen Studenten. Evet, bakın burada ne olmuş? Komme mit olduğundan dolayı datifliği gerektiriyor. Sempatik bir öğrenci ile birlikte geliyorum ama bir tane. Dolayısıyla ich komme mit einem freundlichen Studenten değil mi? Ancak bir tane olmuş olsaydı einem yerine ne diyecektik? Ich komme mit dem freundlichen Studenten diyecektik, değil mi arkadaşlar? Eminim ki şurada studenten, oradaki en nereden geldiğini düşünüyor olabilirsiniz halbuki. Neydi? Der Student, o en nereden geldi? O en deklinasyon arkadaşlar. En deklinasyonda bu genellikle maskülen olan durumlarda en durumu var. Dolayısıyla bu en deklinasyonla ilgili konuyu ileriki seviyelerde daha ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Bizim konsantremiz sıfatlarda olsun. Dediğim gibi o çok basit ancak şu an yeri değil. Dediğim gibi çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. En deklinasyon konusuna girdiği için en gelmiş. Dolayısıyla bir tamlama gibi ya da bir tamamlayıcı gibi düşünelim onu. Dolayısıyla buraya baktığımızda sempatik olan bir üniversite öğrencisiyle geliyorum dediğimde demek ki ich komme mit einem freundlichen Studenten demiş oluyoruz ve sıra geldi son örneğimize. Son örnekte das ist ein brauner Hund cümlesini görüyoruz. Bu da gene nasıl bir cümle? Nominatif bir cümle. Dolayısıyla der Hund acaba neydi? Der Hund köpek demek arkadaşlar. Braun, braun renklerde neydi? Kahverengi demekti. Evet, braun yanıltmasın. Bu da yine adjektif deklinasyon içerisine giriyor. Çünkü bu bir sıfat noktasında kahverengi köpek. Bu kahverengi bir köpek derken ne oluyor? Das ist ein brauner Hund şeklinde yorumlanıyor, değil mi? Ancak deseydik ki bu o kahverengi köpek, belli başlı bir köpekten bahsediyorsam eğer ne olacaktı? Das ist der braune Hund diyecektik, değil mi? Ancak burada aynı olduğundan dolayı ne yapıyorum? Er'i er oraya sıfatın sonuna getiriyorum ve das ist ein brauner Hund diyorum. Nominatif bir cümleymiş. Buraya baktığımızda wie heißt der braune Hund? Evet, kahverengi köpeğin adı ne? Değil mi? Derken wie heißt der braune Hund? Bakın
az önce söylemiş olduğum gibi değil mi? Der Braune olmamış da ein Braune olmuş. Dolayısıyla burada da ne olmuş? Belli başlı bir köpeği kastediyorum. O kahverengi köpeğin ismi ne? Değil mi? Derken wie heißt der Braune Hund diyorum. Dolayısıyla bu da gene nominatif bir cümle şeklini alıyor değil mi? Ve geldik son cümlemize. Son cümle ich habe einen braunen Hund gefunden. Çok bariz bir şekilde öncelikle bir anlamlandırmaya çalışalım. Haben gefunden, finden neydi perfektlikte? Haben ve gefunden'i gerektiriyordu değil mi? Dolayısıyla bakın burada çok bariz ne olmuş? Akkusatif değil mi? Ich habe einen braunen Hund gefunden. Kahverengi bir köpek buldum. Değil mi? Demiş oluyorum. Ancak burada haben olduğu için haben neyi gerektiriyordu arkadaşlar? Akkusatifli değil mi? Burada tabii bir ne durum var arkadaşlar? Habenden ziyade arkadaşlar buradaki eylemimiz finden. Suchen, haben ve finden neyi gerektiriyordu? Akkusatifi. Dolayısıyla finden olduğu için ne oldu? Akkusatif bir cümle olmuş oldu. Öyle değil mi? Buradaki habe gefunden ne olmuş oluyor? İşin perfekt zamanda olduğunu gösteriyor. Değil mi? Bu bulma eyleminin geçmişte olduğunu. Yani buldum derken dili geçmiş. Kahverengi bir köpek buldum derken demek ki akkusatif olmuş oluyor değil mi? Dolayısıyla ich habe einen braunen Hund gefunden cümlesi akkusatif bir cümleymiş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das sind modische Kleider. Das sind modische Kleider. Die Dame trägt immer modische Kleider. Die Dame trägt immer modische Kleider. Das ist ein freundlicher Student. Das ist ein freundlicher Student. Ich komme mit einem freundlichen Studenten. Ich komme mit einem freundlichen Studenten. Das ist ein brauner Hund. Das ist ein brauner Hund. Wie heißt der braune Hund? Wie heißt der braune Hund? Ich habe einen braunen Hund gefunden. Ich habe einen braunen Hund gefunden. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde adjektif deklinasyon, gemişte Übung konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.